Güzel. Polis aldı yani. İyi. Bir de şöyle düşün. Tek kelime bile etmeden 4 sene yatmış olan birisi uğrunda ölümden dönmüş olan birisi yapılan bir yanlışı unutur mu? Eğer istemediği bir şeyi sen söylersen, nerede olursan ol, ne yaparsan yap, sana dünyayı dar etmez mi? Eder. Nerede olursa olsun, seni bulup öldürmekten beter etmez mi? Bir de bu tarafından bak olayın Simay. Eğer gözün alıyorsa bunu söylemeyi. Elinden geleni ardına koyma. Odur meydan. Ama eğer tesadüfen bile olsa bir şekilde bu iş duyulursa, eğer o iş ortaya çıkarsa, o zaman senden bilirim. Anladın mı? Nereye gidersen git, İğne deliğinde bile olsan gelir seni bulurum. İşte o zaman benden korkma. Benden korkma. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Görüşeceğiz. Parlak çocuğu karakola çekmişler. Kuzey bu sefer öldürecek beni. Senin de istediğin bu değil mi? Beni öldürmesini istiyorsun değil mi? Saçmalama. Kuzey hapse girsin de nasıl girerse girsin. Beni öldürecek. Korkma. Benim yanımdayken kimse sana bir şey yapamaz. Ya bırak ne hali varsa görsün. Hapse mi girecek, ceza mı çekecek, ne yaparsa yapsın. Bırak yatsın biraz da aklı başına gelsin hayvan herif. Ulan derler ya, hani her şerde bir hayrı var. Doğru ha. Bak senin için iyi oldu. Bu yükten de kurtulmuş oldun. Bırak hiç karışma, bu gece bitsin bu iş. Karakol bu tarafta oğlum, nereye gidiyorsun? Benim derdim güney değil Ali. Ben Simay haysiyetsizini nasıl bulacağımı düşünüyorum. Geliyorum. Nereye? Birkaç günlüğüne yurt dışına çıkacağım. Beni burada yalnız mı bırakacaksın? Hoşçakal. Beni yem olarak bırakıyorsun değil mi? Gebereyim diye kaçıyorsun. Hayır. İşim var. Beni Kuzey'e karşı savunmasız bırakıyorsun. Burada seni kimse bulamaz. Her ihtimale karşı adamlarım hep etrafında olacak. Gözümü de kulağımı da burada bırakıyorum yani. Merak etme. Attığın her adımdan, kaldırdığın her telefondan haberim olacak. Kuzey'den korkmana gerek yok. Eğer sen bir aptallık etmezsen, o sana hiçbir şey yapamaz. Hadi, kendine iyi bak. Çabuk olun, ifadesini alacaklar. Sizi bekliyoruz. Tamam, lütfen acele edin. Ya bu ne saçma bir şey ya? Bu insanlar durup durup niye şikayet ediyor ki beni? Hayatım, sakin ol. Geliyor Recai Bey. Evet, neredesiniz? Üsküdar, evet. Hayır, durup durup bunca zamandan sonra niye böyle bir suçlamada bulunurlar ki? Yani niye böyle bir şey ya? Ne oldu?
Yalan söylemeyi beceremiyoruz. Ne? Ayın doğru olduğunu biliyorum. Tabii ya. Simay söyledi değil mi? Simay zehirledi hepiniz. Tabii. Kimin söylediğinin şu anda bir önemi var mı sence? Evet var. Çünkü doğru değil. İftira atıyorlar. Ama doğru olmasını çok isterdim değil mi? Ben kardeşimin hiçbir zarar görmeden senden kurtulmasını istiyorum o kadar. Korkma, seni buradan çıkaracağım. Banu'yu, soyadımızı böyle bir skandala kurban etmeyeceğim. Ama sonra sen de tıpış tıpış çekip gideceksin hayatımızdan. Simay ne zaman söyledi sana bu yalanı? Sen niye bu kadar zamandır bekliyorsun peki? Niye bana söylemedin? İfade için böyle gelin. Tabii. Güney. Kulaklar nerede şimdi? Biraz hamurda olacaklar. Oğlum. Tamam anne, ağlama, bir şey olmayacak. Nedir bu başımıza gelenler? Ya geç, otur şuraya, geç, geç. Kuzey nerede? Nerede o? Kuzey nerede? Niye gelmiyor? Beyefendi. Gelsin konuşsun işte. Geç. Nereye gittiğimizi bana bir söyleyecek misin sen ya? Sen bu Sümer sizin evini biliyorsun değil mi? Kuzey saçmalama. Ali. Oğlum gece gece başımıza iş alacağız. Tamam tamam, çık otoyola çık. Alo. Ne haber, neler yaptınız? Sorma ya. Tatsız bir şeyler yaşadık. Karakoldayız. Ah yapma ya, çok üzüldüm. Madem ortalık karışmaya müsait, hakkını vermek lazım değil mi? Aynen. Gazeteleri düşmek nasıl oluyormuş görsünler bakalım. Yalnız bak, bir kere daha söylüyorum. Kardeşim hiçbir zarar görmeyecek ona göre. Kardeşim. Kolla lütfen. Ya da sen bilirsin. Tamam tamam. Mesaj alındı. İyi, hadi sonra görüşürüz. Görüşürüz.